Gençler selam. Hazırsanız konu yaş problemleri. Evet, birinci örneğimizle başlayalım arkadaşlarım. Yaş problemlerinde dikkat etmeniz gerekenleri söylemiştik zaten. Şimdi ilk örneğimize bakalım. 1932 yılında doğan bir kişiye yaşı sorulduğunda demiş ki şu anki yaşım doğum yılımın rakamları çarpımına eşit. Biz zaten bu adamın doğum yılının 1932 olduğunu biliyoruz. O zaman 1 çarpı 9 çarpı 3 çarpı 2 diyeceğiz. Yani buradan 6 kere 9 54 yapacak. Bu adam 54 yaşındaymış. Şimdi 1932 yılında doğmuş bu adama bir soru sorulmuş. Ve adam 54 yaşında olduğu için de bu soru 1986 yılında sorulmuştur diyeceğiz. Yukarıdaki konuşma kaç yılında geçmiştir diye sorulmuş. Cevap 1986 idi. İkinci örneğimiz. Bir annenin yaşı ikişer yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşit ve annenin yaşı 48'dir. Şimdi çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 dedim. Daha sonrasında bir de annemiz var. Şimdi arkadaşlarım dikkatli dinliyorsunuz. İkişer yıl arayla doğmuş bu çocuklar. Dolayısıyla ben bir tanesine x eksi 2 dersem 2 fazlası x olur, 2 fazlası x artı 2 olacaktır. İşte annenin yaşı bu çocukların toplamına eşitmiş. Çocukların yaşları toplamına eşitmiş. Ben bunları toplarsam neden x eksi 2 ve x artı 2 kullandığımı görürsünüz. Çünkü bunların toplamı ne yapar arkadaşlar? Bize 3x'i verir. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. Anne 3x yaşındaymış ve aynı zamanda 48 yaşında olduğunda soru bize vermiş. Demek ki 3x 48 ise x kaçmış? X 16'ymış. Buna göre en büyük çocuk kaç yaşında arkadaşlarım? 16 artı 2'den 18 yaşında. Annesinin yaşına geldiğinde annesi kaç yaşındaydı? 48. Yani 18 yaşında birinin 48 yaşına gelmesi için 30 yıl geçmesi gerekiyor. Anne kaç yaşında olur diye sorulmuş. 30 yıl geçecekse 48'e 30 eklerseniz cevabımız 78 olur arkadaşlar. Doğru cevap buydu. Geçtim 3'e. 45 yaşındaki bir babanın 3 çocuğundan ikisi ikizdir. Şimdi babamız var. Baba 45 yaşında. Ve 3 tane çocuğu var. Çocuk 1, çocuk 2 ve çocuk 3 diyelim. 2 tanesi arkadaşlarım ikizmiş. O zaman bu x yaşındaysa tabii ki diğer ikiz olan kardeşlerden diğeri de x yaşındadır. Ve arkadaşlar kendilerinden büyük olan kardeşlerinden de 6 yaş küçükmüş bu ikizler. O zaman diğer kardeş x artı 6 yaşındaymış. 6 yaş küçüklerse ikizler, diğeri x artı 6 yaşındadır. Çocukların yaşları toplamı babanın yaşından 12 eksikmiş. Şimdi çocukların yaşları toplamına bakıyoruz. X artı x artı x'ten 3x artı 6 çocukların yaşları toplamı. Babanın yaşından 12 eksik. Hemen 45'ten 12'yi çıkarıyorsunuz. 45'ten 12'yi çıkarırsanız tabii ki 33 bulursunuz. Ve buradan 3x eşittir 6'yı karşıya fırlattık. 27 oldu. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 9. İkizlerden birinin yaşı kaçtır diye sorulmuştu. Ben ikizlerin yaşını x seçmiştim zaten. O halde cevabımız da 9 olur diyebiliriz gençler. Devam ediyorum 4. sorumla. Yaşları toplamı 55 olan iki kardeşten küçüğü büyüğünün yaşına geldiğinde. Şimdi bir tane küçük kardeş var. Tamam. Soruyu hatırladım. Ben ve kardeşim için yazmıştım. Küçük kardeş, kardeşim, büyük kardeş de ben. Yaşları toplamında 55 olan iki kardeşten küçüğü büyüğünün yaşına geldi. Şimdi küçüğüne A yaşında diyelim, büyüğüne B yaşında diyelim. Küçüğünün B yaşına, yani küçüğünün büyüğünün yaşına gelebilmesi için B'den A'yı çıkarın. B eksi A yıl geçmesi lazım. Şimdi küçüğü kaç yaşında olur? Tabii ki A yaşında olur. Ama büyüğü için de, yani benim için de B eksi A yıl geçeceği için bunun üzerine, yani B'nin üzerine B eksi A'yı eklerim. 2B eksi A yaşında olur arkadaşlarım büyükte. Ne demiş geldiğinde? Büyük kardeş 38 yaşında olacaktır. Yani bu kaçmış? 38. Bakın arkadaşlar, 2B eksi A'nın 38 olduğunu bulduk. Aynı şekilde A ile B'nin toplamının da ben 55 olduğunu biliyordum. Dolayısıyla A artı B diyorum eşittir 55'i yapıştırıyorum. İkisini toplayın arkadaşlarım. Eksi A ve artı A birbirine götürür. 3 tane B eşittir 38 ile 55'in toplamı 93 yapacaktır. Böylelikle B sayısı bize 31'i verecektir. Küçük kardeşin yaşının rakamları toplamı sorulmuş. Büyük kardeş 31 yaşındaysa küçük kardeş olan A 24 yaşındadır. Çünkü yaşları toplamı 55'ti. Bakın bu 31 ise bu 24'tür. Demiş ki bize küçük kardeşin yaşının rakamları toplamı. Yani bu 2 ile 4'ün toplamı sorulmuş. Doğru cevabımız 6 olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 5. sorumuzda.
İsmail'in benim ve Burak'ın yani kardeşimin. İsmail'in 4 yıl sonraki yaşı ile Burak'ın 3 yıl önceki yaşlarının toplamı 56'dır. Pekala. Şimdi İsmail'in yaşına yine A diyelim. Bu sefer buna A diyelim. Burak B yaşında olsun. Tamam. Şimdi İsmail'in yaşının 4 yıl sonraki yaşı demiş. Burak'ın yaşının yani 3 yıl önceki de B eksi 3 yapar. İkisinin toplamı kaçmış? 56'ymış. O halde burası ne olur? A artı B artı 4 eksi 3 de artı 1 yapar. 56 olur. Yani arkadaşlarım A artı B buradan. Biri karşıya atarsanız 55 gelir. İkimizin yaşları toplamı bir önceki sorudan hatırladığınız üzere 55'ti. İsmail'in 7 yıl önceki yaşı yani A eksi 7. Burak'ın 6 yıl sonraki yaşına oranı. Burak'ın 6 yıl sonraki yaşı arkadaşlarım B artı 6'dır. İsmail'in 7 yıl önceki yaşının Burak'ın 6 yıl sonraki yaşına oranı kaçmış? 4 bölü 5'miş arkadaşlarım. Pekala, İsmail'in bugünkü yaşına rakamları toplamı sormuş. Yani A'nın rakamları toplamı soruluyor. Pekala. Şimdi gençler ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam 5A eksi 35 eşittir 4B artı 24 yapacaktır. 4B'yi bu tarafa atarsanız 5A eksi 4B eşittir. Eksi 35'i karşıya attınız. Artı 35 diye geçti ve bu şekilde 59'u bulduk. Şimdi A artı B'nin de ben ne olduğunu biliyorum? 55 olduğunu biliyorum. Şimdi o halde ben bunu 4 ile çarparım. 4 ile çarptıktan sonra bu kısım 4A artı 4B. Neden 4 ile çarpmam gerektiğini umarım anladınız. 4 kere 55 220 yapacaktır. Bakın eksi 4B ile artı 4B birbirini götürür. Ben şu denklemle şu denklemi toplarsam eğer. 5A ile 4A'yı topladınız 9A. 59 ile 220'yi topladınız 279 yaptı. Böylelikle A kaç geldi arkadaşlarım? 31 geldi. Demek ki İsmail kaç yaşındaymış? 31 yaşındaymış. Pekala, İsmail'in bugünkü yaşının rakamları toplamı sorulmuş. Yani 31'in rakamları toplamı sorulmuş. 3 artı 1'den cevabımız kaç olacak? 4 olacakmış diyeceğiz gençler. 6. sorum için 126. sayfama geçiyorum. Örnek 6. 19 kişinin eğitim aldığı bir grubun yaş ortalaması A'ymış arkadaşlarım. Şimdi eğitmenin de gruba katılmasıyla bu yaş ortalaması B olmuş. Şimdi arkadaşlarım 19 kişinin yaş ortalaması A ise bu kişilerin yaşları toplamı 19A'dır. Tamam. Eğitmen de gruba katılınca yaş ortalaması B olmuş. Şimdi 19 kişi vardı. Eğitmenle beraber 20 kişi olacak, tamam mı? Dolayısıyla 20 tane kişinin yaş ortalaması B ise yaşları toplamı 20B'dir. Bak bu eğitmen dahil, bu eğitmen hariç yaşları toplamı. E şimdi yaş toplamı eğitmen hariç, eğitmen geldikten sonra. O zaman ben bu eğitmenin yaşını nasıl bulurum? Tabii ki bu toplamdan bu toplamı çıkarırım. Yani 20B'den 19A'ya çıkarırsanız işte bu şekilde eğitmenin yaşını bulmuş olursunuz sevgili gençler. Zaten bizden de A ve B türünden eşitini istemişti. İşte A ve B türünden eğitmenin yaşıdır. 7. örnek. Bundan 5 yıl önce İrem'in yaşı, şimdi İrem varmış. Bir de arkadaşlar Yaren varmış. Bundan 5 yıl önce İrem'in yaşı, arkadaşı Yaren'in yaşının 3 katıydı. Şimdi İrem'in yaşı 3x, Yaren'in yaşı x. Burası 5 yıl önce. Şimdi şimdiki yaşları nedir o zaman? Şimdi diyorum. Şimdiki yaşları nedir arkadaşlar? 3x artı 5 ve x artı 5'tir. Bize diyor ki 4 yıl sonra, 4 yıl sonra ne olur? 3x artı 9 olur, x artı 9 olur. İrem'in yaşı yani şu, arkadaşı Yaren'in yaşının yani şunun 2 katından 4x'miş. Yani diyor ki 3x artı 9 eşittir x artı 9'un 2 katından 4 eksik olacaktır demiş bize. O halde denklem çözeceğiz. Basit. 3x artı 9, önemli olan burayı kurabilmekti. Bakın 2x artı 18 eksi 4 daha ne yapar? Artı 14 yapar. Daha sonrasında 9'u bu tarafa attım. 5 geldi. 14'ten 9'u çıkardım. 2x'i bu tarafa attım. X oldu. X eşittir 5'miş. İrem'in şimdiki yaşının rakamları toplamı. İrem'in şimdiki yaşı buydu. Dolayısıyla yerine yazarız. 3 kere 5 artı 5. İrem'in şimdiki yaşı ne yapar? 20 yapar. Rakamlarının toplamı sorulmuş. 2 artı 0 derseniz rakamları toplamı 2 gelecektir arkadaşlarım İrem'in yaşının. Cevabımız 2 idi. Geçtim 8. örneğe. 6 kişilik bir folklor ekibinin yaş ortalaması 18'dir. Şimdi o zaman 6 ile 18'i çarparsam ben bu folklor ekibinin yaşları toplamını bulmuş olurum. Yani 108'i bulurum arkadaşlar. Bu cepte. Bu ekipte 14 yaşının altında yalnızca bir kişi vardır. 14 yaşının altında bir kişi var.
Ve bu ekipteki kişilerin her biri de 9 yaşından büyük. Demek ki 9'dan büyük 10, 11, 12 ve arkadaşlarım 13. Şu yaşlarda sadece bir kişi var. Tamam mı? Folklor ekibi üyelerinin tamamı farklı yaşlarda olduğuna göre ekibin en büyüğü en çok kaç yaşındadır? Şimdi orada dur. En küçük kişi 10 yaşındadır diye seçmemiz gerekiyor o zaman. Tamam mı? 10 yaşındadır. Ve 14 yaşının altında bir kişi varsa artık ben 11, 12, 13 yaşlarında kimseyi seçemeyeceğim. Ama 14 yaşında kimse yoktur demiyor. Dolayısıyla bir tanesini 14 seçeceğim. Şimdi tamamı farklı yaşlardaysa diğerini 15 seçerim. Diğerini 16, bir diğerini 17 seçerim. Şu an 5 kişiyi seçtim. Ve bunların yaşlarını toplarsa 10, bakın şurası 14 ile 17'yi topladınız, 31 ile çarptınız, 62 yaptı şurası. 10 daha 72 yapar arkadaşlar. Şimdi 6. kişi, şuradaki kişi bu grubun yaş toplamını 108'e tamamlayacak kişidir ve dolayısıyla 36 yaşında olur. Gördüğünüz üzere benim bunları küçük seçmem şunun tavan yapmasına sebep oldu arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde 36'ydı diyebiliriz. 9. örneğimize geçiyoruz. İsa X yılında doğmuş. Ertuğrul ise Y yılında doğmuş arkadaşlar. Ertuğrul'un yaşının İsa'nın yaşının 3 katı olduğu bir yıl varmış. İkisinin yaşları toplamının X ve Y türünden eşiti nedir? 3 katı olduğu yılın içerisinde. Şimdi o yıla ne diyelim? A yılı olsun. Şimdi A yılında İsa kaç yaşındadır? Tabii ki A eksi X yaşındadır. Ertuğrul kaç yaşındadır? Tabii ki A eksi Y yaşında olacaktır. Şimdi Ertuğrul'un yaşının, yani şunun, İsa'nın yaşının 3 katı olduğu yılmış bu yıl. O halde ben A eksi Y eşittir diyeceğim. A eksi X'in hop 3 katıdır diyeceğim. Buradan A eksi Y eşittir 3A eksi 3X gelecektir. Ve A'yı bu tarafa fırlattım 2A. Eksi 3x'i bu tarafa fırlattım. 3x eksi y gelecektir. Şimdi 2a sevgili arkadaşlarım neymiş? 3x eksi y'ymiş. Bana ne demiş? İkisinin yaşları toplamının x ve y türünden eşiti. Peki ikisinin yaşları toplamı? Aslına bakarsanız şu ikisinin toplamı değil midir? 2a eksi x eksi y'dir. Peki 2a neydi arkadaşlarım? 2a 3x eksi y'ydi. Hemen yerine yazıyorsunuz. 3x eksi y eksi x eksi y diyorsunuz. Buradan 3x'ten x çıktı 2x. Eksi y eksi y daha eksi 2'ye geldi. Demek ki ikisinin o yılki yaşları toplamının x ve y türünden eşiti 2x eksi y olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve 10. ve sonuncu sorum aynı zamanda. Ahmet, Baran ve Can arkadaşların yaşlarıyla ilgili. Ahmet'in yaşının Baran'ın yaşına oranı her yıl artıyor. Ahmet'in yaşının Can'ın yaşına oranı her yıl azalıyor. Bilgileri verilmiş. Ahmet, Baran ve Can'ın yaşları sırasıyla ABC olduğuna göre ABC sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralamış. Bakın arkadaşlar, ÖSYM'de böyle bir soru çıkabilir bu arada. Aklınızda bulunsun. Şimdiye kadar böyle sorular soruldu mu? Bu tarz sorular genel itibariyle çıkmadı. Biliyorsunuz ki her yılda böyle ÖSYM'nin yaptığı bir olay var. Böyle farklı tarzda bir şey sormayı seviyor ya. Böyle bir problem çeşidi gelebilir. Basittir ama dediğim gibi ilk defa gördüklerinizden. Şimdi şöyle... Burada yorumlamayı yapacağız. Bakın 1 bölü 2'yi düşünelim, tamam mı? Bir de sevgili arkadaşlar 3 bölü 2'yi düşünelim. Şimdi ben 1'e 1 eklersem 2, 2'ye 1 eklersem 3. Eşittir değil tabii ki, özür dilerim. 1 yıl sonra bunların yaşları toplamı bu olacaktır. 1 yıl sonra 3 bölü 4 olur. 1 yıl sonra 4 bölü 5 olur. Bakın 1 bölü 2 0.5 iken, yani yarımken, 4 bölü 5 0.8'in ta kendisidir. Yani ne olmuş? Artmış arkadaşlar. Her yıl geçtiğinde bunun yaşının bunun yaşına oranı artıyor. Şuna bakalım. 3 bölü 2 iken bir yıl geçerse 4 bölü 3 olur. Mesela burada 1.5 iken 4 bölü 3 dediğimiz sayı 1, sevgili arkadaşlarım, 33 olacaktır. 1.33. Şimdi düşünün. 1.5'dan 1.33'e azalmadı mı? Azaldı. Demek ki arkadaşlarım buradaki ayrım şu. Eğer bir ifadenin başka bir ifadeye oranı rasyonelse, bunların yaşları birer birer arttığı zaman oranları artacaktır arkadaşlar. Küçüğün yaşının büyüğün yaşına oranı her geçen yıl artacaktır. Aynı şekilde bileşik kesirse de azalacaktır. Basit kesir olabilmesi için bunun bundan küçük olması lazım. Bileşik kesir olması için bunun bundan küçük olması lazım. O halde Ahmet'in yaşının Baran'ın yaşına oranı her yıl artıyorsa,
O halde arkadaşlar Ahmet Baran'dan kesinlikle ama kesinlikle küçüktür. Aynı şekilde Ahmet'in yaşının Can'ın yaşına oranı her yıl azalıyorsa Ahmet kesinlikle ama kesinlikle Can'dan daha büyüktür. Yani Can Ahmet'ten küçüktür. O halde gençler C küçüktür, A küçüktür, B bizim cevabımız olacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlarım, bir sonraki sayfamızda işçi problemlerini ele alacağız. İşçi problemleri için sevgili arkadaşlarım böyle eskiden bir havuz problemi vardı. Herkes böyle, hatta böyle şarkıların içerisinde falan da geçiyor diyor havuz problemiyle alakalı. Yani havuz problemi zor muydu acaba, yoksa zor diye lanse mi ediliyordu? Arkadaşlar zor falan değil. Ya, havuz problemi neyse işçi problemi de oydu. Havuzu kaldırdılar diye sevindiler. Oo, havuz problemi kalkmış artık rahatlar. İşçi problemi aynı şey zaten. Yani havuz problemiyle aynı şey zaten işçi problemi. Dolayısıyla bundan da korkmanıza gerek yok. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Türev ve integral örnek veriyorum. Keşke AYT'de full bunlardan sorsalar. Türev ve integral sorsalar. Limit, süreklilik, türev, integral. Ya matematiğin en zevkli konuları ve matematiğin gerçekten en anlamlı konuları. Yani şu an işlediğimiz matematikte, matematik müfredatı içerisinde en anlamlı konular. Ama özellikle 12. sınıf için, arkadaşlarım için söylüyorum. Ya 9'da, 10'da, 11'de böyle hele böyle biraz ders çalışan eşrafla falan takılıyorsanız, ya böyle büyük sınıflardaki elemanlar veya akrabalardan büyük olanlar falan böyle ya gelip insanın canını sıkıyorlar. Diyor ki sen bir 12'ye geç, orada türev integral koy. Mesela sen diyorsun ki ya 11. sınıfta trigonometri çok zormuş ya diyorsun. Mesela 9. sınıfta diyorsun ki problemlerde çok zorlanıyorum ben ya diyorsun. Hemen arkasına diyor ki sana işte sen bir 12'ye geç, türev integralde görüşürüz. Lan ne alakası var? Yani böyle bir korku salınmış millete, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Yani o ona zor dedi diye o büyüyünce o da alt sınıftaki diri diyor. 12. sınıfta türev integral var o diyor. O büyüyünce o da alt sınıftaki. Öyle bir dünya yok ya. Allah'tan bana kimse söylememiş türev integral var, onları da görürsün diyor. Hele ki bizim türev integrallerde bir konular vardı arkadaşlar, efsaneviydi yani. Yani o türev ve limit türev integral işliyorduk ya biz lise sonunda full. Bir sene boyunca limit türev integral işliyorduk ve konu zar zor yetişiyordu. Öyle konu vardı yani. Yani şimdi zaten %60'ı %70'i zaten müfredattan kaldırıldı. Hiçbir şey kalmadı geriye ama hala korkmanıza gerek yok. Aynı şekilde problemler kısmında da işçi problemlerinde hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Ben sana bunu söylüyorum, bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Korkmana gerek yok. Sen ne yapacaksın? Bana güveneceksin. Tamam? Arkadaşım bir sonraki videoda işçi problemlerinde görüşürüz. Seni çok seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutma.